Merhaba. Bir spor ve nostalji gecesinde yine beraberiz. Fakat bu akşam değişik bir atmosferde benim de içlerinde bulunduğum ve iftihar ettiğim Eti Seramik Türk Sanat Müziği çalışmalarındayız. Bizlere feyiz veren, bizleri çalıştıran, efendime söyleyeyim, bizlere yön veren değerli hocamız Mehmet Gören hocamla beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam, hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkürler. Sizi gördüğümüz zaman daha iyi oluyor tabii ki. Biz de teşekkürler hocam. Hocam aşağı yukarı 3 seneden beri beraberiz. Tabii İsmail abi. Çanakkale Türk Müzik Korosu olarak beraberdik. Evet. Bu sene yeni kuruldu koromuz. Evet. Yeni baştan dizayn oldu. Çanakkale Etili Seramik Türk Müzik Korosu olarak evet. Devam ediyoruz. Evet. Çalışmalarımız bu şekilde devam edecek. Hocam kaç kişi grubumuz? Şu anda 25 kişi gibiyiz. 25 kişi gibiyiz. Tabii bu çalışmaların bir de biga kolu var. Evet. 15 kişilik kadromuzda biga da var. Onları haftada bir gün gidip çalıştırıyorum. Konserlerimizi iki koro beraber yapıyoruz. Hocam Allah gayret kuvvet versin. Kolay işte iş değil yani. Bizleri eğitmen. Hepimize beyin vermek çok güzel. O şey. Benim için büyük mutluluk İsmail abi. Hocam biz ayrıca size Boğaz Medya olarak çok teşekkür ediyoruz. Bize bu imkanı verdiğiniz için. Boğaz Medya zaten sizin ikinci yuvanız. O bizim zaten. Heh. İsmetim zaten bizim. Evet. Hafize Hanım Allah razı olsun. Evet. Onlar benim kardeşlerim. Mutlaka. Onlar benim hocam. Kardeşlerim. Evet Allah. Efendim mikrofonlarımıza daha söylemek istediğiniz bir şeyler varsa mikrofon sizin. Teşekkür ederiz. Çalışmalarımız devam ediyor. Ve devam edecek. Konser sezonumuz geliyor Mart'ta. Tabii kadromuz yeni olduğu için ancak Mart'ta başlayacağız. Mart'ta iki tane konserimiz var. Tarihler belli mi hocam? Tam değilse de 18 Mart adına yapılacak bunlar. Evet. Ha birisi 15 Mart civarında olabilir. Birisi 24 Mart civarında yerler olabilir. Yerler hocam? Çanakkale ve Biga. Çanakkale ve Biga. İki konser. Birisi Çanakkale'de olacak. Evet. Birisi Biga'da olacak. Evet. Tabii Muski sever. Muski gönlünde duyan, ruhunda duyan. Ama yaşlı ama genç. Ama erkek ama bayan. Hiç fark etmiyor. Gelebilirler. Onlara beraber olmaktan mutluluk duyarız. Kapımız herkese açık diyorsun. Açık, açık. Mevlana kapısı gibi. Mevlana kapısı gibi. Zaten bilirsin İsmail abi. Biz kapatırken programı şöyle diyorduk. Hoca Ahmet Yesevi'den Hacı Beytaş'a diyorduk. Evet. Yunus'a Mevlana'yı diyorduk. Evet. Onlar bizim değerlerimiz. Bizim insanlarımız Türk muskisi, evet. Türk'ün muskisi için gönlünde duyanlar, bunu hissedenler. Kapımız açık. Çok sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Küçük bir demeç ama. Teşekkür ederim. Ben uzay dersen. Allah razı olsun. İki arkadaşı daha alacağım. Tamam hocam. Sonra başkanım, tamam hocam. Başkanım görüşürüz. Tamam hocam. Tekrar konuşalım. Efendim, korumuzun değerli solistlerinden benim de her türlü bana yardıma koşan, beni hiç kimseden ayırt etmeyen sevgili kızım Handan Türk Cengiz'le beraberiz. Bakalım kendisi bu akşam neler söyleyecek, dinleyelim. Hoş geldin. Merhaba babacığım, merhabalar. Boğaz TV izleyicileri. Babacığım sağ ol. Sevgili Boğaz TV izleyicileri, nostalji için evet, mi çekiliyor tabii, bu? Tabii. Babamız bizim mihenk taşlarımızdandır. İsmail babamız. Yıllardır kendisini tanıyorum. Ve onunla da gurur duyuyorum. Gerçekten sınıfımızda herkes tarafından çok sevilen bir insan. Ve programına destek için de ne yapmamız gerektiğini her zaman konuşmuştuk. Bilmiyorum bu ne için, senin programın için mi çekiliyor? Için, evet. Evet. Biz bir aileyiz. Aynen. Program bir şey fark etmiyor. Bizim koromuz işte anladım. Mehmet Gören'in üniversite korosu olarak başladı babacığım tabii, biliyorsun. Tabii. 12 yıla aşkın oldu koromuz. Halen devam ediyoruz. Koromuz aile korosu. Herkes tabii. Çok cici insanlar. Tabii. Başta Mehmet Gören zaten sabırla bizi bu zamana getirdiği için. Herkese teşekkür ediyorum. Başka diyecek de ne var? Güzel bir koromuz var. Herkesi evet. Bekliyoruz koromuza. Evet. Çarşamba ve cuma akşamları evet, evet. Özellikle bekliyoruz. Ücretimiz yoktur. Hocamız da şey yaptı. Mart ayında evet. Evet, evet. Çok İnşallah güzel. Evet. Çok güzel bir şeyler olacak. Bütün Çanakkale halkını bekliyoruz. Tabii, tabii hocam. Allah gönlünüze göre teşekkür verse ediyorum. Yolunuz açık olsun hep çok beraber. Çok sağ ol, evet teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür görüşmek ederim. Üzere, hoşçakalın. Hadi görüşürüz canım. Efendim, yine değerli bir solistimiz Ayşe Erdoğan. Altınkaya. Altınkaya, bizim de canın aynı zamanda annesi. O da yabancımız değil, o da Boğaz TV'den sayılır. Ayşe'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür Bu ederim. Bu akşam güzel sesini dinleyebilecek miyiz?
İllaki. Hocamız izin verecek mi? Evet, hocamız izin verir çünkü buranın aynı zamanda çok iyi bir terapi olduğunu da biliyoruz. Evet. Hocam bunu özellikle zaten vurguluyor. O yüzden çalışmalar keyifli gidiyor İsmail abicim, biliyorsunuz. Evet. Her şey çok güzel. Ağzına sağlık. Ben bir şey yapıyorum, ben sadece çalıyorum, sizlerle güzel. O çok önemli ama ritim olmazsa hiçbir şey yok. Hayat bir kere ritim üzere kurulu. Doğru. O yüzden çok önemli bir yeri dolduruyorsunuz. Çok teşekkür ederiz, ağzına sağlık. Başlıyorlar. Evet, başlayayım. Tamam. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sevgili izleyenler, bu haftaki konuğumuz Eti Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İsmail Tölek. Aynı zamanda bizim Türk Sanat Müziğimizin sponsorluğunu yapan değerli kardeşimiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Gerçi yabancımız değilsiniz ama öyle demek gerekiyor. Sayın Başkan, nasıl gidiyor çalışmalar? Efendim biz haftanın iki günü, çarşamba ve cuma akşamları arkadaşlarla birlikte Etili Türk Sanat Müziği Korosu çalışmaları yapıyoruz. Biz firma olarak bu tür çalışmaları, sosyal çalışmaları destekliyoruz ve bunu büyük bir keyifle yapıyoruz. Ve bu çalışmalar nihayetinde sezon sonunda da birkaç yerde birkaç konser vermek suretiyle bu etkinliklerimizi sergilemiş oluyoruz. Ve çok mutluyuz bu sonuçtan dolayı. Başkanım ayrıca siz de okuyorsunuz yani. Ben de okuyorum. Tabii, ben de Kore'ye tabii büyük zevkle, büyük zevkle okuyorum. Tabii. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Başkanım bizlere mikrofonumuzdan söylemek istediğiniz bir şeyler varsa mikrofon sizin. Boğaz TV sizin. Kısaca bahsetmek isterim tabii. Tabii. Türk Sanat Müziği yeryüzünde tanıdığım en güzel müziklerden bir tanesi. Tabii fakat biz bu müziği tanıtamıyoruz. O bakımdan bunun gençlere, yeni nesile aktarılması açısından iyi bir hizmet verdiğimizi düşünüyorum. Bunu mutlaka Türk Sanat Müziği'nin ilelebet sürmesi gerektiğini düşünüyorum. İnşallah. Sizler destek verdikten sonra biz gençler de elimizden geldik. Gayet tabii. Biz gençler. Tabii, biz her zaman hazırız, desteklemeye hazırız. Çünkü Türk Sanat Müziği var olması gereken bir sanat dalı. O bakımdan biz her zaman destek vermeye hazırız. Vallahi başkanım, Türk Sanat Müziği için ağzından bal akıyor desem yeri var yani. Gençleri sevindirdiniz. Akmalı, daima, akmalı değil mi? Akmalı. Tabii. Bal olan yerde her şey olur. Evet, güzellik güzel şey olur. Evet. Efendim katıldığınız için çok Sayın teşekkür ederim. Sayın İsmail abim, ben de teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Tekrar inşallah görüşürüz. Arkadaşımız şimdi şeyleri de olacak. Çalışmalarımız da olacak. Gayet tabii. Sonra önümüzdeki hafta salı günü inşallah saat 7'de bunu benim programda izleyeceksiniz. Mutlu oluruz. Mutlu oluruz. Bir keyifle izleyeceğiz. İnşallah. Tekrar teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Sağ olun. Thank you.
Yeah.
Sen gönül hayal kurar ya.
görmese. Ömür tükeniyor, zaman kalmıyor, Ömür tükeniyor, zaman kalmıyor. Thank you.
Gözlerimde boşanın hicran yaşları.
Thank you.
Çok sevgili seyircilerim, bu haftaki spor ve doğa programımızda çok değişik bir mekanda, çok değişik arkadaşlarla Türk sanat müziğine sevda çeken, onu çok seven konser arkadaşlarımla beraber bir program hazırlamaya çalıştık. Biraz heyecanımıza mazur görün, arkadaşlarımıza mazur görün. İnşallah daha iyi olacağımıza inanıyorum. Ve bana İsmail Şen ayrılan süre burada sona eriyor. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.